Hamas bunu bir Filistin savaşı olarak lanse etmeye çalışıyor. Hamas'ı destekleyen pek çok isim de bu işi Filistin davasını bağlamaya çalışıyor. Bütün Filistin'i 16'ya yakın farklı örgütü bu davanın içinde gösterip bu savaşın da bir tarafı olarak göstermeye, belirlemeye çalışıyor. Ama şu ana kadar en azından olan biten Hamas'ın yani Filistin davasının özellikle İslamcı hatta radikal İslamcı diyebileceğimiz bir kesminin İsrail'e yaptığı yine kendi inandıkları yani Filistin davasının dışında demiyorum. Filistin davasının daha radikal İslamcıları temsil eden bir kanadının yaptığı bir saldırı sonrasında başlayan bir savaşı izliyoruz ve bir savaşın henüz başlangıcındayız. Şimdi bu savaşı takip etmek için gazeteci meslektaşlarımız da İsrail'e farklı yollardan gidiyorlar. Bunlardan bir tanesi Adem Metan. Dün özellikle Türk Hava Yolları uçuşları iptal edildikten sonra Tiflis üzerinden Tel Aviv'e geçti. Dün akşam saatlerinden beri takip ediyorum. Ve de Gazze'nin sınır kapısı olan Aşkelon'a çok yakın bir yerde Erez kapısına yakın olan Aşkelon şehrindeki dün akşam Demir Kubbe tarafından özellikle Gazze'den atılan füzelere karşı en yoğun ateş altında olan şehrin tam dibinde şu anda Adem ve de canlı yayında şu anda karşımızda olacak, bizi bekliyor. Dün bana gideceğini söyledi Tel Aviv'e. Dikkat et dedim kendisine. Adem merhaba, neredesin şu an tam olarak? Nasılsın? Nerede kaldın? Geceyi nerede geçirdiniz? Nasıl gittiniz? Bir oradan başlayalım istersen. Evet Cüneyt abi, şu anda Aşkelon'a yakın bir noktadayız. Helikopter seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum ama şu anda yanımızdan yoğun bir helikopter geçişi söz konusu. Sınıra yakın bir bölgedeyiz. Bahsettiğin gibi Türkiye'den uçuşlar iptal olmuştu. Hem Türk Hava Yolları hem de Pegasus uçuşlarını iptal etmişti. Ve biz de farklı bir alternatiften buraya nasıl ulaşabiliriz diye çeşitli arayışlar içerisine girmiştik. Ve önce Bakü'ye, ardından Tiflis'e, Tiflis'ten de Tel Aviv'e iniş gerçekleştirdik. Dilersen havalimanında neler gördüm? Önce oradan başlayayım. Sonrasında şu an bulunduğum noktaya kadar akışı sizlere aktarayım. Öncelikle havalimanında çok yoğun iptallerin olduğunu söyleyebiliriz uçuşlarla ilgili. Ve bu da içeride çok ciddi bir yoğunluğu getiriyor. Çok sayıda vatandaş ellerinde valizlerle, ülkeyi terk etmek isteyen vatandaşlar İsrailler. evet İsrailliler havalimanının içerisindeler. Hem İsrailliler hem de İsrail içerisinde yaşayan diğer ülkelerin vatandaşları ülkeyi terk etmek istiyorlar, farklı ülkelere gitmek istiyorlar. Fakat uçuşlar iptal olduğu için bu havalimanı içerisinde bir yoğunluğu oluşturuyor. Bir yandan da 300 bine yakın yedek askerin İsrail hükümeti tarafından, İsrail devleti tarafından göreve çağrılmasıyla birlikte charter uçuşlarla Tel Aviv Havalimanı'na getiriyorlar ve bunların oluşturduğu başka bir yoğunluk da söz konusu. Tabii ülkeye gelen askerlik görevi için ülkeye gelen kişiler hem oradaki basın mensupları tarafından hem de İsrailli vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanıyor. Bunu belirtelim. Böyle bir duruma şahit olduk. Sonrasında Tel Aviv merkeze gittim dün gece geç saatlerde ve bunu sosyal medya hesaplarımdan da yayınladım. Tel Aviv merkezde özellikle Amerika Başkanı Joe Biden'a teşekkür niteliğinde çok sayıda pankart gördüm ve dijital yansıtmalar gördüm. Hatta öyle ki Tel Aviv Belediyesi'nin çok geniş bir ön yüzü var, büyük bir bina ve bu binanın yüzünde hem Amerika bayrağının yansıtmaları hem de İsrail devletinin bayrağının yansıtmalarını gördük. Dolayısıyla aslında bu da bir anlamda hem Amerika hükümetinin hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Joe Biden'ın bu savaşla ilgili İsrail'den yana tutum tutmasından dolayı bir teşekkür niteliği de taşıyor. Buradaki bazı vatandaşlarla konuşmaya gayret ettim. Tabii çok sayıda vatandaş konuşmuyor, konuşmayı reddediyor. Bir takım tedirginlikleri var muhtemelen. Fakat konuşabildiklerimiz bu yaşanan son durumdan son derece rahatsızlar. Ve artık huzur bulmak istediklerini söylüyorlar. Netanyahu hükümetinin zaten son dönemde bazı tepkilerle anıldığını söylüyorlar. Ve bu durumda bu durumun böyle sürdürülebilir olabildiğinden bahsetmiyorlar.
Bazı Kudüs, Doğu Kudüs'te kaldık dün gece gazeteci meslektaşlarımızla birlikte. Ki sen bu konuda en deneyimli isimlerden birisin. Genelde gazeteciler aynı otelde konaklarlar ve en güvenilir yerleri tercih etmek durumundadırlar. Biz Doğu Kudüs'te kaldık. Mescid-i Aksa'ya yakın bir lokasyondu ve tabii ki orada Filistinli vatandaşlar da var. Onlar da orada hayatlarını sürdürmeye bir şekilde devam ediyorlar. Onlar da bu yaşanan durumdan dolayı çok üzgünler ama ellerinden bir şey gelmediğini ifade ediyorlar. Keşke ellerinden bir şey gelebileceğini söylüyorlar. Şu anda bulunduğum nokta ise Aşkalon'a yakın bir nokta. Bu noktadan sonra artık checkpoint noktaları çok fazla var. Ve bu checkpoint noktaları araçları kontrol ediyor. İsrail hükümetinin verdiği akreditasyon kartlarını kontrol ediyor, pasaportları kontrol ediyor ve sonrasında gerekli kontroller yapıldıktan sonra kontrollü bölgeye, yani İsrail hükümetinin, devletinin izin verdiği noktaya kadar çekim için ilerleyeceğiz. Senin sormak istediğin, merak ettiğin bir şey varsa... Adem, sen daha önce gittin mi hiç İsrail'e? Bölgede bulundun mu? Ben ilk kez geliyorum Cüneyt abi. Ben çok gittim oraya, yani gazetecilik de yaptım. Bir konuya çok dikkat etmeni rica edeceğim. Diğer gazeteci meslektaşlarımız da, sanırım Fulya da geldi senle değil mi? Fulya da orada mı? Evet, evet. Fulya Öztürk de burada. Kim daha var başka? Başka kim yani, var tanıdık? Yani Habertürk'ten Çetin Erçetin var. Haber Global ekibi burada, NTV burada, TRT burada. Ki Anadolu Ajansı ilk günden bu yana burada. Evet. Daha burada hiç muhabiri yokken Anadolu Ajansı muhabirleri buradan gerçekten olanı biteni aktarmaya çalıştılar. A Haber şimdi, burada. Evet. Şimdi mesela sen oradasın. Bazı chatte izleyicilerimiz diyor ki ya sanki İstanbul'da gibi, sanki hiç savaş bölgesinde değil gibi gözüküyor diyor. Gerçekten İsrail'in böyle bir şeyi var. Yani tuhaf bir savaşın içindesin. Sınırı olmayan, nereden saldırının geleceği bilinmeyen bir yerdesin. Neredeyse bütün ülkenin savaş hattı olduğu bir ülke İsrail. Yani diğer hiçbir Orta Doğu ülkesine de, başka savaşlara da benzemiyor. O yüzden çok çok dikkat etmeni rica edeceğim senden. Tavsiye de edeceğim. Gazetecilerin bir arada olması önemli. Güvenlik açısından özellikle önemli. Böylesinde ne olduğu belli olmayan şeylerde ama bir de tuhaf bir ülkedir. İsrail, yani bak bunca saldırı var. Biz buradan baktığımızda bir anda herkesin sanki sığınaklarda yaşadığını düşünüyorsun. Sonuçta sen dün akşam Tel Aviv'e baktım ben sosyal medya hesaplarından, diyorsun ya burada restoranlar açık. İnsanlar restoranlara gidiyordu. Bir yandan normal hayatta devam ediyor. Değil mi şu anda gördüğün gibi? Pek hani dışarıdan görüldüğüyle oradaki yaşam arasında büyük fark var. Çünkü insanlar yıllardır bunu, bu savaşın ortasında bir sivil hayatla yaşadıkları için o çelişkiyi de görüyorsun sanırım oraya. Ki gideli daha birkaç saat oldu. Tam bir gün bile geçmedi henüz daha. Abi tam dediğin gibi Tel Aviv merkezde, hatta bazı gece kulüplerinin açık olduğunu dahi söyleyebiliriz. Restoranlarda insanlar yemek yiyorlar, bisiklete binenler var, hayvanlarını gezdirenler var. Yani Tel Aviv merkez özellikle şu anda adeta savaşın hiçbir endişesini yaşamıyor. Fakat sınır bölgesine, yani bu bizim bulunduğumuz bölgeden sonra artık yavaş yavaş daha askeri birlikleri ve tankları görmeye başlıyoruz. Tabii burada internet de sıkıntılı olduğu için hareket edeceğim ama o zaman internetin gitme gibi bir durumu söz konusu. Mesela benim sağ yanımdan askeri helikopterlerin bulunduğu bir konvoy geçti biraz önce. Yakın bir bölgedeyiz ama işte artık buradan sonra yavaş yavaş seyrelmeye başlayacak. Ben de gün içerisinde gördüklerimi aktarmaya devam edeceğim. Peki Adem. Kolay gelsin sana. Aman kendine dikkat et, dediğim gibi en tehlikeli yerdesin. Çünkü hiç tehlike yok gibi gözüküyor. Yani her şey, hayat normal devam ediyor gibi gözüküyor ama her yerin bir savaş hattı olduğu bir ülkedesin şu anda. Kolay gelsin. İlerleyen dakikalarda ilginç bir şey olur, seninle bağlanalım. Yarın da bağlanalım. Oradayken her gün bağlanalım Adem. Gelişmeleri, çok teşekkürler abiciğim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.